Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerle iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun emeklilerle ilgili vaatlerini eleştirdi burada. Kılıçdaroğlu'nun emeklileri gözüne kestirdiğini söyleyen Erdoğan, maaş ve ikramiye üzerinden istismar yapıyorlar. Bu kişi yönetime geçerse emekli işçi maaşları aksar dedi. Açmışlar vaat bohçasını, bol keseden dağıtıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen emeklilerle iftar programında konuştu. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun emeklilere yönelik vaatleri vardı. Kılıçdaroğlu'nun emekliler üzerinden istismar siyaseti yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş yönetimleri hatırlattı. Ekonomiyi iki günde yerle yeksan ederler, IMF'ye gidip para dilenirler dedi. Bu kişi ülkenin yönetimine geçerse olacakları ben size söyleyeyim. Sözünü ettiği o ikramiye, o maaş artışlarını yapar mı bilmiyorum. Ama kesin olan şu ki emeklisinden işçisine ve memuruna kadar devlet bütçesinden maaş alan hiç kimse bir sonraki ay hesabına o paranın yatıp yatmayacağını bilemeyecektir. Başkanları da böyle yapmadı mı? Daktilolar başbakanlığın önüne atılmadı mı? Böyle bir zihniyetin, bırakınız ülkeyi büyütmeyi, geliştirmeyi, güvende tutmayı, mevcut işleyişi sürdürmesi mümkün mü? Ekonomiyi iki günde yerle yeksan edecekler. Sonra da tıpkı o koltukta daha önce oturanların yaptıkları gibi Avrupa'ya, Amerika'ya gidip memur maaşı ödemek için para dilenecekler, para. Erdoğan muhalefetin 7 Cumhurbaşkanı yardımcılı sistem vaadine de tepki gösterdi. Böyle devlet yönetimi olur mu diye seslendi. Çünkü bunlar ülkeyi yönetmeye, milletin dertlerini çözmeye gelmiyor. Bunlar en az 7 kişiye Cumhurbaşkanı yardımcılığı, vaatlerine bakılırsa en az 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor. Böyle devlet yönetimi olur mu? Bunlar köprüsünden tüneline, şehir hastanesinden savunma sanayi projelerine kadar yapılanları yıkmaya, devam edenleri durdurmaya geliyor. Bunlar siyasette koalisyonlar, güvenlikte terör ve kaos, ekonomide kriz ve çöküş, sosyal hayatta kavga ve dövüş, dış politikada mahcubiyet ve teslimiyet demek olan eski Türkiye'yi geri getirmeye geliyor. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı da Erdoğan'ın gündemindeydi. Saldırıları kınayan Erdoğan, Müslümanların ilk kıblesine el uzatılması kırmızı çizgimizdir. Türkiye buna sessiz kalmaz dedi. Bunun adı zulüm siyasetidir. Kan siyasetidir. Provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'e gerektiğinde canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. İYİ Parti binasına isabet eden merminin bir bekçinin hırsızı kovalarken tabancasından çıktığı belirlenmişti. Akşener bu konuda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Kendisinden özür beklemesine sert çıktı. Saldırı olarak niteledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlu olduğunu ima etti. Ama daha sonra İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin, bir bekçinin hırsızı kovalarken tabancasından çıktığı belirlendi. Herkes özür bekledi ancak İyi Parti lideri Akşener kürsüye getirdiği mermileri yere fırlattı. Tüm bunlara göğüs gerip, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. İYİ Parti İstanbul İl binasına isabet eden mermiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yine suçladı. Kendisinden özür beklenmesine karşı sert çıktı. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi. Çok beklersin.